J. Trump. Seçim kampanyasının son günlerinde Hillary Clinton ve Donald Trump bazı eyaletleri daha sık ziyaret etmeye başladı. Trump, Ohio ve New Hampshire, Clinton ise Florida ve Nevada'da kampanya yaptı. Amerika'da başkanlık seçimlerindeki siyasi bölünme yıllardır devam ediyor. Kırmızıyla gösterilen eyaletler cumhuriyetçileri desteklerken, mavi renge boyalı olanlar demokratları destekliyor. Stephen Wayne, Georgetown Üniversitesi'nden siyaset uzmanı. Birçok eyalette bir parti büyük farkla önde gidiyorsa, o eyalette başkanlık kampanyasına ait kaynakların fazla kullanılması gereksiz. Uzman Jeremy Mayer, başkan adaylarının zamanlarının çoğunu savaş cephesi adıyla anılan bir avuç kilit eyalette geçirdiğini söylüyor. Günümüzde başkanlık kampanyaları sadece 12 eyalette yürütülüyor. Liste her yıl değişebilir ancak son 3 yıldır fazla bir değişiklik görmüyoruz. Adayların en çok ilgi gösterdiği kilit eyaletler arasında Florida ve Ohio gibi büyük eyaletlerin yanı sıra Kuzey Carolina, Nevada ve New Hampshire gibi daha küçük eyaletlerde bulunuyor. Uzman Austin Hart, Bill Clinton'ın galip geldiği 1992 seçimlerinden bu yana demokratların kilit eyaletlerde daha başarılı olduğunu ve bu durumun Trump'ın işini daha da zorlaştırdığını söylüyor. He's got to win voters in Florida, Ohio. Trump'ın Florida, Ohio ve belki de Colorado ve Nevada'da seçmen kazanması gerekiyor. Pensilvanya'da durumu düzeltmesi de gerekli. Yani Trump'ın üzerinde büyük bir yük var. Uzman Jennifer Lawless, seçimlere sayılı gün kala adayların bir avuç eyalette daha küçük gruplara hedef aldığını söylüyor. Esas soru çok sayıdaki bağımsız seçmenin kime oy vereceği. Hatta burada söz konusu olan seçmen grubu bundan da küçük. Çünkü önemli olan kilit eyaletlerde yaşayan bağımsızlar. Yani ülke nüfusunun çok çok küçük bir bölümünden bahsediyoruz. Anketler Clinton'ın hem ülke genelinde hem de birçok kilit eyalette önde gittiğini gösteriyor. Ancak Trump, Ohio, Florida ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde Clinton'ı zorlamaya devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.